Erbayin, Şialar için büyük bir anlam taşıyan bir matem günü olup, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 40. gününde gerçekleştirilen anma yürüyüşüdür. Şialar, bu özel günü hem Hazreti Hüseyin'in adalet mücadelesini hatırlamak, hem de zulme karşı duruşunu onurlandırmak için değerlendirirler. Lübnanlıların çadırı. Burada Türk çadırı var. Kırıkkale Kuram Ehlibeyt Derneği. Bakalım bu çadırda nasıl hizmet veriyorlar? Burada yemek de veriyorlar. Tamam, eti de var. Tamam. Kerbela olayından 40 gün sonra Hazreti Hüseyin'in ailesi ve esir alınan Kerbela'nın sağ kalanları Yezid'in esaretinden kurtularak Kerbela'ya geri dönmüş ve Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyaret etmişlerdir. Bu olay Şialar için bir dönüm noktası olmuş ve o günden sonra Erbayin büyük bir toplumsal ve dini etkinlik haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca Şia Erbayin günü Hazreti Hüseyin'in kabrine yürüyerek ona olan bağlılıklarını gösterirler. Necef'ten Kerbela'ya yapılan bu 80 kilometrelik yürüyüş sırasında katılımcılar birbirine hizmet ederek bu ibadetin bir parçası olurlar. Burası Irak Türkmenlerinin çadırı. Şu dikkatimi çekti. Ne yazıyor? Necef Toru. Ha, Türk bayrağı görünce Kerküklüs Sefa. Şu an o kadar kalabalık ki zor adım atıyorum. Yani hızlı gitmek istesek dahi gidemiyoruz. Önüm dolu. Daha sevap görüldüğü için buranın genelde yerli halkı çıplak ayakla yürüyor. As-salamu alayka ya Aba Abdullah. Nusallim ala imamina Abi Abdullah ve nahnu ala tariq al-Husayn. Eşref Bey, 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 E
burası da eczane. Rahatsızlıkları olanlar gelip buradan ilaç alabiliyorlar. Her şey ücretsiz. Bu da ücretsiz. Serinletmek için böyle kocaman bir klima koymuşlar. Burası Azerbaycanlılara mukeddir. İran kültüründe genelde ziyarete gitmeden önce Kur'an'ın altından geçiriyorlar. Hatta yolculuğa çıkıldığı zaman da aynı şey yapılıyor. Şimdi Kur'an koymuşlar, insanlara Kur'an'ın altından geçiriyorlar. Her yıl Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 40. günü anısına Irak'ta düzenlenen Erbin yürüyüşüne katılmak üzere Necef'e doğru yola çıktık. Necef ile Kerbela arasındaki bu anlamlı yolculuk, milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği bir manevi deneyim sunuyor. Bu kutsal yolda misafirlerin yeme, içme ve konaklama gibi akla gelebilecek tüm ihtiyaçları büyük bir cömertlikle ve tamamen ücretsiz olarak karşılanıyor. Şialara göre bu yolda yürümek ve yürüyenlere hizmet etmek yalnızca misafirperverlik değil, aynı zamanda kutsal bir ibadet kabul ediliyor. Her adımda hissedilen dayanışma ve kardeşlik duygusu, Erbeğin yürüyüşünü yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma haline getiriyor. هاي الصورة للنبي إن Çantaları yırtılanlar burada çantalarını diktiriyorlar. Tamamen ücretsiz. Burada limonlu, safranlı çay veriyorlar. Sartonlarda sartonlarda.
Masaj yapıyorlar burada. Allahu Ekber Irak. İran buradan. Arap kadınları bu şekilde eşyalarını başında taşıyor. Kahveyi burada kavuruyorlar. Burada da öğütüyorlar. Hey çarın bakram. İlani Cuma. İlani. Türkiye. Fincanı sallamadığı için tekrar verdi. İstemediğini belirtti fincanı sallayarak. Atıl bidon şeker. Bidon şeker. Ya, eyvallah bidon şeker. Tamam. Bidon şeker. Ama çok acı. Ben biliyorum tadını. Boyum kadar delle var burada. Bu yıl çok fazla Lübnanlıların çadırlarına denk geldim. Burada bir tanesi. Burada da bir tane Türkiye çadırı var. Aa iyi şimdi abi. Bir hayal. İyi şimdi. Kalınacak yerler de var. Hazreti Ebu'l-Faz Abbas Türkeliler Çadırı. Şimdi Türk çadırına girdik. Burada konaklayacağız. Sonra sabah erken saatte kalkıp yürümeye devam edeceğiz. Günaydın. Bu Türk çadırında uyuduk. Çok rahattı. Şu an saat 5.30. Biz yolumuza devam ediyoruz. Terziler var. Sökü falan olanları dikiyorlar. Adamın biri öyle bir sevinçle geldi ki bana.
çadırı diye gösteriyor. Bilmiyor ki oradan çıktım. Gözüm gözüme nasıl şiş. Böyle dışarıda dinlenenler de var. Burada da ayakkabı tamir ediyorlar. Tabii şu an tamir ettikleri bir ayakkabı yok ama ayakkabı tamir ediliyor. Burada... بچوی مشت کلوم داری منطقه دارن کار میکنن همه شغل ها مال پنج تا شغل هست خسته نباش هر کار خسته میشن بتون انجام بدن خسته نباش التماس دعا محتاج دو buradaki insanların hiçbir menfaati olmadan hizmette bulunuyorlar ve yürüyen insanlar da aynı şekilde hiçbir menfaat olmadan bu mevsimde bu sıcakta tek bir amaç uğruna o da sevgi, aşk uğruna yürüyorlar. Hazreti Ebu'l-Fers Abbas Aleyhisselam Türkiye'ler çatırı. Kaldığımız yerin içecek şeyler dağıtıldığı yer. Çay Eruni, çay saf, çay saf, mısrak, dağ. Çay Eruni. Erbay'ın sadece bir matem günü değil, zulme karşı direnişin, fedakarlığın ve adaletin sembolü haline gelmiştir. Hazreti Hüseyin'in mücadelesini hatırlatan bu yürüyüş, Şialar için manevi bir yolculuk ve büyük bir dayanışma ifadesidir. Ne bu? Su. Su mu? Süt. Yok, yüzüm şişer benim. İçtiğim an yüzüm balon gibi oldu. Sanki şu an değilmiş gibi söylüyorum. Necef Türk Konsolosluğu şöyle bir şey yazmış. Türkiye Cumhuriyeti Necef Başkonsolosu Hazreti Hüseyin'in ziyaretçilerine en derin saygılarını sunar. Nubali çay şirin, nubali çay şirin. Nubali çay şirin, bu dastgah otomatik. Befermayın, kameler inanın. Sabahın nubali çay şirin, befermayın. Mersi. Filistinlilerin çadırının adı Nida'ül Aksa. Burada da El Aksa Camisi var. Buradan başladı Filistinlilerin çadırı. Buraya da Filistinlilerin neler yaşadığına dair sanırım fotoğraflar, bilgiler paylaşmıştı. Şimdi Tufan Savaşı'nda Filistinliler ne yaptı? Onları gösteriyor. Ben videolarını da görmüştüm. Filistin'den gelenler vardı. Hatta Şii Sünni karışıktı. Sünniler de vardı. Birlikte cemaat namazı kılıyorlardı. Öyle bir video görmüştüm. Şimdi size şunu söyleyeyim. Geçenki Erbey'in yürüyüşümde böyle bir şey göstermedim. Göstermediğim için İnsanların aklında soru işareti kalmış. Bu insanlar namaz kılmıyor mu? Hiç göstermedi. Şimdi yani namaz zaten kılıyorlar. Namazı göstermeyi bir daha namaz göstermedim. Demek ki her ayrıntıyı göstermek gerekiyormuş. Arkadaşlar Şialar namaz kılıyor ama namazı 3 vakitte kılıyorlar. Sabah, öğle ikindi ve akşam yastı olarak kılıyorlar. Şimdi bu gördüğünüz dağıtılan her şey ihsan, yani sevabına dağıtılıyor. Şia mezhebinde, Alevilikte de var bu. İhsan vermek bir ibadet aslında. Yani insanlar burada ibadet yapıyorlar. Yürüyenler de ibadet niyetine yürüyor. Bu Şia mezhebinde ibadettir. Oh.
6:47 geçiyor. Tamam mı bebeğim? İnsanlar sabah akşam yürüyor. Genelde sabah saatleri ve akşam daha rahat yürünüyor çünkü hava çok sıcak. Biz de ancak 10'a kadar yürüyebiliriz. Ondan sonra zaten artık sıcaklık dayanılacak gibi olmuyor. O saate kadar yürüyeceğiz. Sonrasında yine dinleniriz. Ya da varırız bilmiyorum. Ben ilk yaptığım Erbeğin yürüyüşünde sıfır noktasından başlamıştım. Ama bu seferki Erbeğin yürüyüşünde sıfır noktasından başlamadım. Çünkü bu yolculuk çok zor. Ben de sonrasında o yolculuğun acısını çektim diyeyim. Benim sırtımdaki çanta da çok ağırdı. Hava şartları da zorluyordu. Bir yıl onun acısını çektim öyle söyleyeyim. Şimdi çantam hafif ve sıfır noktasından başlamadım. Yani 3 gün yürümüyorum. Normalde 3 gün sürüyor. Ben 1 gün yürüyorum. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını en ufak detaya kadar karşılıyorlar. Her şey düşünülüyor burada. Her şey. Kuru limonlu soğuk çay. Yok. Temel hindi sanırım. Demir hindi sanırım. Kuru limonlu şerbetmiş. Maya verdi, maya verdi, maya verdi. Maya verdi, maya verdi, maya verdi. Silent çadırı bile var. Yaygın çok inanmıyoruz biz yani. Ama bir, az bir millet inanıyorlar. Ama Iraklı millet, yani şeyi konuşuyorum, bahsediyorum. Evet. İnanmıyor valla. Ama çok fazla. Çünkü eskiden çok var. Devam İmam ediyor. Hüseyin şeyde inanıyorlar, o İmam Hüseyin falan. Ama şimdi rivayet falan var ya. Aha. Diyorlar yalan, o şekilde o şey yok yani. Anladım. Kızlar Türkçe öğrenmiş. Kolay diyorlar Türkçe dili. Ben dizi açayım, dizi izleyeceğim. Burada çocukları eğlendiriyorlar. Gelen çocuklar çok büyük bir şey yaptığı için onları bu şekilde aslında ödüllendiriyorlar. Güvenlik konusunda İran'ın çok ciddi yardımları oluyor. Bu gördüğünüz teşhisi bir de İran'ın Irak'ta kurduğu askeriyenin adı. Şimdi Irak ve İran Araplarında şöyle bir kültür var. Yani İran'da vardı, Irak'ta da mutlaka vardır. Çünkü aynı Araplar aslında. Sadece sınır var aralarında. Birinin elinden kahveyi 3 defa içtikleri zaman kardeş oluyorlar. Artık ona kardeş gözüyle bakıyor. Burada tiyatro gerçekleştiriyorlar. Kerbela olayında sanırım yaşananlarla alakalı. Kimi temsil ediyor şu an? Şehid İmam Zeynel Abidin. Hazreti Hüseyin'in çocuğu. Evet. Hem şeyde Kerbela yani hazır olan, yani sadece o kaldı çocukları. Çünkü hasta. Evet. Kerbela hadisesi gerçekleştiğinde Hazreti Zeynül Abidin hasta. O hasta zaten kendiliğinden ölür diye ona dokunmuyorlar.
Kerbela'da yaşananları Hazreti Zeynep ve Hazreti Zeynül Abidin aktarıyor aslında. Onlar olmasaydı aslında Kerbela'da yaşanan hiçbir hadiseden hiç kimsenin haberi olmayacaktı. Adam erkekleri kaldırdı. Kadınlara dedi ki siz gelin siz oturun. Abi Cumhur Nisa. Cumhur Nisa. وسليل هدى وخامس أصحاب الكساء زينبية زهرة أنا أربعين شجرة şeyim var, kanalım var değil mi? Aha, kanalım var. Neydi şeyim? YouTube kanalı Borna Seyyah. Ha, Borna Seyyah. Ben de seyrediyorum. Evet. Ne şerbeti bu? Reyhan. Ay Reyhan demiş. Narcı çayları. Bayağı güzelmiş. 2 yıl önce yemiştim elinizden gözleme. Daha mı iyiydi? Aa. Evet. Kaşarlı yapıyorlarmış bu yıl gözlemeyi. Bize yiyecek bir şeyler ikram ediyorlar. Gözlemeden biraz kalmış. Güzel damla. Gerçekten gözleme çok güzel. Burada bu zor şartlarda bu kadar lezzetli gözleme. Vallahi tebrik etmek lazım. Gözlememizin sonuna yetiştiniz maalesef. En azından tattık. Tattınız evet. Bir bekle kahvesi içiyoruz. Böyle burada ressamlar da gördük. Bu şekilde resimler çiziyorlar. Ummanlıların mukebi. Orada da Şiiler yaşıyor. Ummanlı resmi mezhebi ibadi ama orada Şiiler de var, Sünniler de var. Oradan da gelmişler. Geçenki geldiğimde görmemiştim. Hatta bu yıl Lübnan çadırları çok fazlaydı. Başka ülkelerin çadırları da vardı. Tayland bile vardı. Bu sıcakta balık kızartıyorlar. Sıcakta böyle bir hararet vardı ki sıcakta balık kızartıyorlar. Helal olsun.
Tabağda bir şey yok. Ahlan başa ahlan. Zorla çadırlarına davet ediyorlar. Dinlensinler diye. Bunların hepsi sevap görülüyor çünkü. تقبل الله نعم سعودية تركيا ها تركيا تركيا أهلا وسهلا شكرا تقبل الله تقبل أعمالك أهلا وسهلا شكرا الله kolaylık versin çok sıcak inanılmaz kaç 3 saniye dayanamadım düşün. Burada kurban kesiyorlar. Anne. Tam göstermeyeceğim ama yerler böyle kan olmuş. Evet, yapıyorlar. Vay vay. Daha hani koktene şöyle. Malezya ve Singapur çadırları da var. Endonezya da var. Gala. Gala. Altına girip biraz serinleyelim. Evet. Ayakkabıyla giriyor musun? Bay bay, 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 bay bay. Askerler ayakkabı tamiri yapıyor. الله شكرا لله وين نور انا بالجوال يلا ما يخالف ما يخالف يلا وجهي وجهي بعد 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 بعد
اگر نیموش تازه نبود نخو اگر نیموش تازه نبود نخو Kuveytlilerin çadırına yaklaştık. Onlar için çadır demek biraz az kaçabilir. Çünkü çok büyük bir çadır açmışlar. Her şey var. Bütün yiyecekler. Yani fabrika gibi düşünebilirsiniz. Ve kocaman da numaralarını yazmışlar. 110 hemen karşımda. Bakın hemen bayrak da koymuşlar. Abdullah El Radia Mokebi. Mokeb çadır demek. Bakın. Şavurma veriliyor. İnanılmaz büyük. Bir de Kuveyt Mokebi'nin içini size göstereceğiz. Bunun için izin aldık. Şimdi izin verdiler. İçeride nasıl hizmetler sunuyorlar? Gelin. Bakalım. İzin aldık. İçeriği de gösterelim. Burası oldukça büyük bir yer. Dönerler hemen o tarafta. Saat 12. Hava çok sıcak. Şu an 41 derece gösteriyor ama hissedilen bence bir 50. Çünkü bayağı yanıyoruz. Türbeye de yakınlarsa biliyorsunuz ben tamamını yürümedim. Bir kısmını yürüdüm. Yani yaklaşık bir gün yürüdüm gibi bir şey aslında. Çok kalabalık. Biniyoruz. Türbelerin olduğu yere gidiyoruz.
öğle saati olduğu için hava inanılmaz sıcak. Biz Kerbela'ya vardık. Beynül Harameyn'i şu an geçmedik. Şimdi konaklayacağımız yere geldik. Benim bu videom bir önceki Erbeyn yürüyüşümden biraz daha farklı oldu. Çünkü Kerbela'ya girişim de farklı oldu. Bu yılki şartlar biraz daha zordu. O yüzden istediğim gibi de aslında giriş yapamadım. Akşam yürümeye başlamam gerekiyordu. Çünkü hava çok sıcaktı. Şu anda da öyle. Her yıl düzenlenen bu aşk yürüyüşüne biz de katıldık. Sizlere de yaşananları göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomda Kerbela videosu olacak. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.